Yeni bir programda yine beraberiz. İstanbul'un fethinin yaklaştığı 1453'ün 23 Mayıs'ı. Gelin 23 Mayıs'tan önce fetih için neler yapılmıştı? Satır başlarıyla hatırlayalım. Fatih Sultan Mehmet Han 2. ve babasının ölümü üzerine kesin olarak Osmanlı tahtına 1451 yılında oturduğundan itibaren zaten ondan önce fikri hazırlıkları var idi. İstanbul'un fethi için bütün hazırlıkları yapmak için hemen harekete geçti. Önce büyük toplar döküldü. Arkasından havan topları icat edildi. Arkasından muazzam bir donanma ve mehter takımları ordusunun manevi ve maddi eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Nisan ayının 1453 yılının Nisan ayının ilk haftasında İstanbul kuşatması fiilen başlamış oldu. Önce gönderilen teslim heyeti ne Bizans imparatoru Konstantin'in red cevabı vermesi üzerine büyük toplar ateşlendi, surlar dövülmeye başlandı, büyük yıkımlar yapılmaya başlandı surlarda, surların altından lağımlar kazılmaya başlandı. Yine de Bunlar İstanbul'un feth fethedilebilmesi için büyük sebepler olmamaya yani Bizanslılar bu yıkıntıları tez tamir etmeye başlamaları üzerine de diğer tedbirler devreye girmeye başladı. Hal için ağzına gerilen o meşhur zincirin üzerinden geçen iki tane Venedik gemisini önleyemeyen Baltaoğlu Süleyman Paşa, kaptan Deryalık'tan alınmış, yerine başka bir paşa e, a, tayin edilerek ve de 22 Nisan günü geceleyin Dolma Kasım Kasımpaşa sırtlarından Haliç'e indirilen 70 küsür parçalık donanmanın arkası, ardından ertesi gece de Haliç'in üzerine yapılan fıçılar üzerine monte edilmiş e, iplerle sarılmış kalaslar üzerinde e, karşıya geçirilmek üzere top geçirilmek insan geçirilmek üzere yapılmış olan köprünün ardından muhasara iyice sıkılaştırılmış. Bu sefer İstanbul'un dört bir tarafından efendim hem denizden hem Sarayburnu tarafından hem Marmara Denizi'nden hem de Haliç ile Yedikule arasındaki kara kısmından muhasaralar şiddetlenmiş ve de İstanbul dövülmeye başlanmıştır. İstanbul halkı Ayasofya'ya akın akın gidiyor, orada dualar yapıyorlar, orada nasıl tedbirler alınacağına dair görüşmeler yapıyorlar. Bizans imparatoru çaresiz bir şekilde yardımı bekliyor. Ama Çanakkale Boğazı'ndaki Kilitbahir Kalesi ve Çimenlik Kalesi ile ve İstanbul Boğazı'ndaki Güzelce Hisar ile Rumeli Hisarı arasından geçirilmeyen yardım gemileri Bizans'ı iyice bunaltmaya başlamış ve de akıbetlerinin ne olacağını kara kara düşünmeye başlamışlardı. İşte bu sıralarda yeni tedbirle devreye konuldu. Bu tedbirlerin e, en önemlilerine geçmeden önce muhterem izleyicilerim, Fatih'in azminden bahsetmemiz lazım. Çünkü Fatih zaten şehzadeliği döneminde bu azimle yetişmiş iki yıl yaptığı hazırlıklar İstanbul'un fethi için efendim e, geri sayımın başlamasına sebep olmuş ve de azminden hiçbir şey kaybetmeyen padişah İstanbul'un kalbine kalbine doğru ilerlemeye çalışırken Çantallı Halil Paşa başta olmak üzere ordu içinde bazı paşaların efendim bu kuşatmayı kaldırmamız gerekir. Çünkü batıdaki Haçlılar ayaklanıp sınırlarımızı geçerlerse burada biz bunu işle meşgul olurken elimizdekileri de kaybetme tehlikesi belirir diyerek fikir beyan etmeye başlamışlar idi. Fatih iyice bunalmış gibi gözüküyordu. Onun bu bunalımlarına hocalar imdada yetişerek başta Akşamsettin, Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi hünkârım İstanbul'un fethi sizlere nasip olsa gerektir. Gevşemeyin, ablukayı kaldırmayın, kuşatmayı kaldırmayın. Haçlılar buraya gelene kadar veyahut da sınırı geçene kadar bu işleri bitirirsiniz. Ve bütün işaretler sizin İstanbul'u fethedeceğinizi gösteriyor diyerek Fatih'i yüreklendirirken, cesaretlendirirken ordu içine de girerek askerlere, askerler siz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsif ettiği kutlu askerlersiniz. Dolayısıyla İstanbul'u fethetmek size nasip olacaktır. Gayretlerinizi esirgemeyin, gayretinizden bir şey kaybetmeyin diye de onları manevi olarak efendim yüreklendiriyor, cesaretlendiriyordu. İşte tam bu sırada bir Haçlı heyeti geldi. Bu heyet Efendim tehdit etmeye başladılar. Kuşatmayı derhal kaldırmazsanız askerlerimiz sınırlardan geçmek üzeredir. Sizin efendim bütün e, topraklarınızı yame ettiğimiz gibi sizi bu işten vazgeçirecek her türlü girişimi de yapmak üzereyiz. Üzerinize doğru geliyoruz mealinde Fatih Sultan Mehmet'i tehdit etmeye başladılar. İşte bu günlerde Fatih Sultan Mehmet Han Haçlılara bir teslim heyeti gönderdi. Haçlılara dediğime bakmayın. Konstantin'e, Bizans İmparatoru Konstantin'e bir teslim heyeti gönderdi. Heyetle şunlar teklif edildi. Dediler ki size bizim hünkârımız İstanbul'u sağ salim ve kan dökmeden teslim etmenizi istiyor. Bunun karşılığında... İstediğiniz yere serbestçe gidebileceksiniz. İstediğiniz her şeyi götürebileceksiniz. Ordunuzu, askerinizi, maddi varlığınızı, çocuklarınızı ne istiyorsanız götürebileceksiniz. Üstelik sizin bunları götürmeye, tahliye etmeye vasıtalarınız yok ise Fatih hünkârımız size kendi vasıtalarını da teklif ediyor. Hatta siz illaki bir yerlere kumanda etmek istiyorsanız arzusunda iseniz Mora Yarımadası'ndaki despotlukları da size vermek suretiyle orada hünkârım adına valilik yapmaya sizleri bu teklifle geldim ve İstanbul'u bu teklifle efendim bu şartlarla kan dökmeden teslim etmenizi istiyor dediğinde Bizans İmparatoru Konstantin hayır biz şerefli insanlarız bizim cesedimizin üzerine basmadan hünkârınız veya sultanınız buraya giremez. Zaten de batıda haçlılar ayaklandılar, sınırları geçtiler, üzerinize doğru gelmekteler. Sizin akıbetinizden endişe ediyorum. Siz burada mahvu perişan olacaksınız. Sizden önceki gelen 27 kuşatma gibi siz de perişan olacaksınız diye bu teslim tekliflerini reddetmişlerdi. İşte tam bu sırada da muhterem izleyicilerim. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in isteği üzerine Eyüp Sultan'da yapmış olduğu secdeden kalktığında Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarını da orada yerini göstererek şurada yatıyor diye göstererek orayı kazdıklarında altından Heza Kabri Eba Eyyub El Ensari diye bir yazılı taş bulundu. Yani burada Eba Eyyub'un kabri vardır diye taş bulundu ve bu da hem Fatih Sultan Mehmet hem de askerler arasında yeni bir moralin depolanmasına sebep oldu. Gerçekten de e, Bizans İmparatoru bu teslim teklifini reddettikten sonra kuşatmayı e, kaldırabilmek için bütün çarelere başvurduğu gibi yeni bir heyecanla, yeni bir azimle kendi etrafını e, direnmeye davet etti ve direnmeye başladı. Aslını öğrenmek isterseniz 29 e, Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdiğinde, Denilebilir ki onun cesedinin üzerine basarak gitmiştir, geçmiştir. İstanbul'a doğru girebilmiştir ve dediğini adam yapmıştır. Biz şerefli insanlarız, cesedimizi çiğneyerek İstanbul'a girebilirsiniz demiş ve gerçekten de bu şekilde olmuştur. Şimdi buraya bir nokta koyuyorum. Bu olayın 460 sene sonrasına geliyorum. 1915 yılı Çanakkale savaşlarıdır. Düşman Çanakkale Boğazı'na hücum etmiştir büyük bir donanmayla. Geçti veya geçecek İstanbul'da endişe vardır. İstanbul'daki iddihatçılar ve Sultan Reşat Han İstanbul'u boşaltma kararı almışlar. Eskişehir'e ve Konya'ya İstanbul'u nakledeceklerdir. Haydarpaşa'da bir tren beklemektedir. Bu trene düşman kilit bahiri geçtiği anda bu trene koşacaklar. Ve trenle Eskişehir'e gidip yeni kiraladıkları binalara... Devlet erkanını, hükümet erkanını ve padişahı yerleştireceklerdir. Sonra düşünmüşlerdir ki ikinci Sultan Abdülhamit ad -Mahlu Hakan, yani hal edilmiş Hakan'da Beylerbeyi sarayındadır. Onu da götürmemiz gerekecek. Ona bir heyet götürdükler gittiğini ve heyet kendisine İstanbul'un terkini terk edilmeyi teklif ettiğini ve hazırlanıp padişahla birlikte götürülmesini padişahın arzu ettiğini bildirdiklerinde ne cevap vermiştir? Enteresan. Ercüment Ekrem Talo anlatıyor hatıralarında. Sarayın Mabeyin baş birisi birisiydi. O büyük yazar. Diyor ki, Talat Paşa başkanlığında bir heyet, Tevfik Bey vardı, Fahrettin Ağa vardı ve ben vardım. Bu heyette birlikte biz Dolmabahçe Sarayı'ndan efendim bir e, gemiye binerek veya bir e, tekneye binerek karşıya Beylerbeyi Sarayı'na gittik ve padişahın huzuruna çıktık. Sultan Abdülhamit Han içeriden çıkarak bize ne istediğimizi sordu. O zaman diyor e, Talat Paşa Sadrazam söz alarak hünkârımız düşman şu anda Çanakkale Boğazı'na gelmiştir, zorlamaktadır. Geçmesi pek muhtemel görünmese bile her türlü ihtimale binaen biz hükümet erkanını eski şehire taşıma ve sizleri de Eskişehir'e veyahut da Bursa'ya götürme talimatını hünkârımızdan almış bulunuyoruz. Size hazırlanmanız için hünkârımız bizi gönderdiler. Bunu tebliğ için huzurlarınıza geldik dediğinde Ulu Hakan, Sultan Abdülhamit Han onların yüzüne bir müddet baktıktan sonra Paşa Hazretleri ben sizlerle gelemem. Bunu biraderim hazretlerine ifade ediniz. Çünkü İstanbul'u boşaltmak akıl kârı değildir. İstanbul'u boşaltıp nereye gideceksiniz? Ben sizinle gelemem çünkü düşmanın Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi muhtemel değildir. Neden? Çünkü ben oraya saltanatım boyunca efendim tapyalar inşa ettim. Bu tapyaları öyle güzel hesaplarla yaptırdım ki burayı siz gerçekten de iyi kullanabilirseniz, askerimiz buradaki direncini iyi gösterebilirse düşmanın Çanakkale'den geçmesi mümkün değildir. Velev ki geçti diyelim. Siz Bizans İmparatoru Konstantin kadar şerefe sahip değil misiniz? Hatırlayın. Dedem Sultan Mehmet Han 23 Mayıs'ta Bizans imparatoruna İstanbul'u te e teslim etmesi için yapmış olduğu teklife ne cevap vermişti? Demişti ki: "Cesetlerimizi çiğnemeden İstanbul'a giremezsiniz. Bu bir şeref meselesiydi. Sizin Konstantin kadar şerefiniz yok mu? Siz nereye gidiyorsunuz? İstanbul'u kime terk ediyorsunuz? Diyelim ki gittiniz." İstanbul'da bulunan silah fabrikaları, cephane fabrikaları düşmanın eline geçtikten sonra, İstanbul düşmanın eline geçtikten sonra sizin eski şehirde direnme şansınız kalır mı? Sizi ben bilemem. Gider misiniz, gitmez misiniz? Ama ben sizlerle gelmem. Ben elime bir tüfek alır, burada şehit oluncaya kadar çarpışırım ve cesedimi çiğnemeden düşman bu şehre hakim olamaz. Demek suretiyle... Sert bir karşılık vermek, gerçekten de bilge bir karşılık verdikten sonra da onların daha cevabını beklemeden hemen içeri girerek kapıyı onlara kapatmış. Ve ondan sonra da Ercüment Ekrem Talun'un ifadesine göre bu iddia terakkiciler tekrar toplanarak İstanbul'un boşaltma kararının ne kadar yanlış olduğunu gördüler. Abdülhamit Han'ın e, sarsmasıyla onları kendine geldiler ve İstanbul'u terk etme kararından vazgeçtiler. Bu duruma göre söyleyebiliriz ki Çanakkale Savaşı'nın asıl galibi, asıl kahramanı Sultan Abdülhamit Han'dır. İstanbul'u gerçekten Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra ikinci defa kurtaran yine Abdülhamit Han'dır dense yeridir. İstanbul'a gelince elbette. Bizans İmparatorunun bu teslimi reddetmesi üzerine yeniden abluka bütün hızıyla devam edecek. Toplar surları dövecek, lağımlar patlayacak, donanma her taraftan İstanbul'a gülleler yağdıracak. Yakıcı Rum ateşine rağmen Leventler İstanbul surlarına tırmanacaklar ve 29 Mayıs sabahı İstanbul'u ele geçireceklerdir. Fethedeceklerdir. Elbette bunları safa safa sizlerle gün ve tarih programda paylaşacağım. Bugünkü süren burada sona erdi efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.